Evet, Kartal Yiğit Muleka'ya alternatif diye istenen oyuncuyla ilgili ne söyleyeceksin? Önce senle başlayayım. Şimdi evet, öncelikle Okereke transferi görüşmeleri yapılıyor. Ama henüz %100 oldu, bitti, bitiyor gibi bir şey söylemek istemiyorum. Görüşmeler sürüyor ama şöyle bir gerçek var. Kulübü yüksek bir rakam istiyor. Yani Beşiktaş'ın çıkamayacağı rakamlar. Benim duyduğum Beşiktaş'ın verdiği para 3 milyon euro civarında. Öncelikle aslında kiralık istiyorlar. Kiralık istiyorlar. Kiralık olmama ihtimali yüksek. Kiralayarak ya da opsiyon kullanarak, satın alma opsiyonu kullanarak almak istiyor Beşiktaş. Ama şu an itibariyle bir sonuç alabilmiş değil. Niye Okereke'yi istiyorlar? Şimdi Okereke aynı zamanda hücum bölgesinde, yani santroforda oynayabilen bir oyuncu. Zaman zaman o bölgede oynuyor. Tam bir forvet, kenar forvet değil. O yüzden çünkü Cenk Tosun'un bir sakatlığı var. Henüz tam olarak takımla başlayamadı, daha doğrusu kendi başına çalışmalarda bulunuyor. Aboubakar'ın da zaman zaman problemler yaşadığını göz önüne alırsak bence de buraya üçüncü bir alternatif olması lazım. Ama Muleka giderse, yani Muleka gitmezse zaten bir kere gerek yok. Şenol Hoca'nın Muleka ile ilgili olarak da şu düşüncesi var. Öyle kesin gitsin diye bir kararı yok, onu da söyleyelim. Yani Muleka kalırsa, hazırlanırsa kullanabileceğini söylüyor. Evet. Bence de yani Muleka bir kere kötü bir oyuncu değil ama Beşiktaş'ın aradığı bir isim miydi? Ya da daha doğrusu Beşiktaş'ın oynattığı sistemde oynayabilecek bir isim miydi? O biraz soru işareti. Kasımpaşa'da baktığımız zaman ileride tek başına oynuyordu. Yani bütün takım ona çalışıyordu. Tek santrafor pozisyondaydı. Ama Beşiktaş'ta öyle oynamıyor. Beşiktaş'ta kenarda oynuyor. Ve bu yüzden zorlanıyor. Eğer belki ileride devamlı oynattığınız takdirde Muleka da iyi işler yapacaktır. O yüzden Muleka konusunda bir gelişme olmadığı takdirde ben Okereke'nin olma durumunu sanmıyorum. Yani hiç görmüyorum böyle bir transferin gerçekleşeceğini. Çünkü elinizde Muleka var. Hem Muleka'yı isteyenler var. Özellikle Arap kulüplerinden. Ama Beşiktaş'ın aradığı bonservise yaklaşamıyorlar. Beşiktaş o istediği fiyatı bulduğu takdirde Muleka'yı satacak. Onu da söyleyebiliriz. Mehmet, sen ne söyleyeceksin? Okereke'yi ben izledim. Kulüp Brugge Galatasaray maçını hatırlıyorum. O dönemler önde de Dönis vardı sanırım. Forvet ikisi. Hareketli bir oyuncu. Ama bir Diaby tadı da aldım. Kartlar biraz kariyerini hatırlarsın. Abdullah Hoca'da mı gelmişti bir Diaby? Diaby, evet. Yani çok garanti bir isim değil Melike Biraz'ın eski inceliğinde. Zaten oyuncu çok takımda gezmiş. Nijerya asıllı olmasına rağmen İtalya'ya başlamış aslında Avrupa kariyeri. Kulüp Brugge'den hatırlıyorum. Muleka yerine hani karlı bir operasyon olacaksa hani Muleka'yı satarsın 6'ya 7'ye. Bu oyuncuyu 3 milyon euroya getirsin. Tamam, 26 yaşında. Denenebilir ama acil ihtiyaç mı? Bence hani burada enerji harcanması gereken isim Redmond. Evet. Forvet demesek de Redmond geri gelir. Onu konuşuruz. 8,5 numara da oynayabiliyor. Bilmiyorum hani oyuncu, hani ben soru işaretleri olan bir oyuncu, onu söyleyeyim. O yüzden de hani mali şartları ne kadar düşük olursa o kadar fayda Beşiktaş için. Bu profil oyuncular çok geldi. İşlerinde bir şapkadan tavşanı Sergen Yalçın dönemi, biraz da Gezal ve Aboubakar etkisiyle Larin yaptı ama o da çok, evet, bakarsak sezonluk diyebiliriz. Onun dışı Beşiktaş'tan sonra zaten kariyer. Şimdi biraz daha İspanya'da tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor ama o da hani Belçika kariyeri kötüydü. Riskli tercihler bunlar. Çok garanti isimler diyemeyiz. Kartal abi demin özetledi. Ben de ek yapayım yani. Dört büyükler içinde en az sayısal olarak Galatasaray ve Beşiktaş'a ayırıyorum ben. Galatasaray'ın hani Icardi'de Raşit sayılı mevcut kadrosunu koruduğunu giden olmazsa düşünürsek. Evet. Evet. Hem sayısal olarak, hem nicelik olarak, hem nitelik olarak en az transfer ihtiyacı olan takımlar. Ama tabii şu da var, Şenol Hoca görevini fazlasıyla yaptı geçen sezon. Yani neredeyse havlu atmaya kıvamına gelen takımı gayet tuttu yarışta. İşte iki tane çok görkemli, güzel derbi galibiyetleri aldı. 15 hafta sanırım kaybetmedi. Bir Adana Demir deplasmanda farklı, evet, yendi. Kolay işler değildi bunlar bakarsak. Sonda bir Konya maçında. Orada sayısı yoktu sanırım. Mert hatalı goller yedi. Savunma zaten komple yoktu. Fenerbahçe ikinci oldu. Hoş hani ikincilik, üçüncülük çok artık hani şampiyon olamadıktan sonra büyük takımlar için kıymeti olmuyor. Neye bağlayacağım Melike? Burada biraz yönetimin de Şenol Hoca'nın isteklerini kampa bence yetiştirmesi gerektiğini. Yani o yüzden de Beşiktaş taraftarların
serzenişini anlıyorum ama panik havası da olmamalı. Bence sonuçta de onu söylüyorum ben zaten. Beşiktaş'ın kadrosu oturdu. Beşiktaş transferleri geçen sezon ara transfer döneminde yaptı. Evet, şimdi bir de takımdaki mevcut oyuncuların ne olacağı konusu var tabii. Bir Romain Saïss ile ilgili son durumu paylaşalım izleyicilerimize, bir haberimiz var. Artık bir uyarı geldi Beşiktaş'tan Romain Saïss'e, sözleşmesinin gereğini yerine getirmesi için. Bir izleyelim haberimizi, sonra konuşacağız. Artık Saïss konusunda da sabır sınırları aşıldı yönetimde herhalde. Ne diyorsun Kartal Yiğit? Valla ben Saïss'in bu saatten sonra Beşiktaş'a çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir kere kamp geçirmedi. Sakatım dedi. Gitmedi. Şenol Hoca'yla ilk başta bir problemi vardı zaten. Ama işte daha sonra Tayyip Tarlan'ın sakatlığından sonra mecburen oynadı. Ama iyi oynadı, onu da söyleyelim. Omer Kole ile birlikte iyi bir ikili oluşturdular. Ya Saïss zaten kötü bir oyuncu değil. Kaliteli bir stoper. Beşiktaş'a ihtiyacı var mı? Var. Keşke bu sorunlarla gelmeseydi de takımda Almanya'da şu an olsaydı arkadaşlarıyla beraber. Ama bu saatten sonra Saïss'ten çok verim alınacağını, daha doğrusu kalacağını düşünmüyorum ben. Saïss yeni sezonda olmayacaktır. Şimdi teklifler var Saïss'le ilgili Beşiktaş'a. Hem İngiltere'den var, Fransa'dan var. Birçok yerden var. Çünkü Dünya Kupası'nda hakikaten iyi bir piyasa yaptı. O da bu piyasayı değerlendirmek istiyor. Yani bir oyuncuya da aslında çok kızmamak lazım. Yani bunlar profesyonel isimler. Diledikleri yerde oynama haklarına sahipler. Yani burada oynamak istiyorsanız da zorla siz tutamazsınız. Ya Beşiktaş da zorla tutma niyetinde değil ama onlar da belli bir şey kazanmak istiyorlar yani Saïss'ten. Evet. Belli bir bonservis ücreti kazanmak istiyorlar. Çünkü hakikaten kolay değil. Bakın şimdi sezon neredeyse işte 27 Temmuz'da maç oynayacak Beşiktaş. Resmi evet. Maç oynayacak. Daha stoper kurgun belli değil. Yani Saïss'le bir plan yapamıyorsun. Hazırlık maçları başlayacak. Hazırlık maçları resmi maçların aynasıdır. Orada hocalar kendi kadrolarını, kimin nerede oynatacağını, farklı yerlerde, bölgelerde oynatacaklarını, kararlarını verirler. Saïss ortada yok. Yani o yüzden Saïss'le bir an önce ne olacaksa olmalı. Yollar ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Bir an önce bu iş çözülmeli. Beşiktaş da önüne bakmalı. Ama ortada bir gerçek var. Beşiktaş yönetimi Saïss'in yerine adam arıyor. Şu ana kadar da net bir şey yok. Yani görüşmelerde öne çıkan isimler var. İşte Amartey ismi deniliyor özellikle. İşte daha önce Cicu vardı, o olmadı. Yani ama büyük ihtimalle ben belki de kampın sonuna doğru bir stoper takviyesinin ama olacağını sonu bulur düşünüyorum. Diyorsun. Sonu bulur. Şimdi işte takımda tutulsaydı tutulsun gibi çok yorum yapılıyor ama işte oyuncu kalmak istemiyor artık, bu aşikar oldu. Yok, istemiyorsa yapacak bir şey yok. Mehmet Özcan, sen ne söyleyeceksin? Oyuncu istemediği için hani ne söylesem boş şu an. Yoksa ben eldeki mevcutlarda Omar Kole'nin de önünde görüyorum. Saïss evet, evet. Lider, tabii canım, iyi oyuncu. Tabii. Ama kulübün de yapacağı koptu. Bir şey yok artık. Yok. Şenol Hoca'yı biliyoruz. Yani konuşuyor. Arada hani, sert konuştuğu da olur oyuncularla eleştiri anlamında. Ama oyuncuların dilinden de çok iyi anlayan bir teknik adam işte. Halil Dervişoğlu'nun için konuşuyoruz mesela. Hangi hocanın eline gitsin diye düşünsek bu saatten sonra. Şenol Güneş'teyiz. Birçok isim ayağa kaldırdığını biliyoruz. Benim anladığım o Fas'ın yarı final maçı değil mi? Oynama isteği orada Saïss'in. Orada hatta sakatlığı 10. dakika olmadan da oyundan sakatlandı. Çıkmıştı. Ona biraz bozulmuştu Şenol Hoca. Orada hani bağlar koptu zaten. Biraz Saïss'iz planlama yaptı. Tabii tabii, kaç maç oynatmadı. Bayağı bir süre. Şeye kadar, evet. Tayyip Tağlar'ın sakatlığına kadar. Tayyip Tağlar Kadıköy'de sakatlanınca tabii. Ondan sonra Saïss döndü. Bakalım sağ stoper tercihi önemli Melike. Tayyip Tağlar'ın çünkü ne zaman sağlıklı önce yani çok da karamsar da olmak gerek ama iyimser de olmak gerek. Sonuçta yeni sezonda ve hep sol stoperi var Beşiktaş'ın. Emre Can geçen sene Antalya'da o da bir sol evet. Stoperdi. Bir evet. Sağ ayaklı stopere ihtiyacı var. Montero sanırım hala bonservis Beşiktaş'ta. Tabii kadroda zaten. O da sol zaten. Stoper. Kadroda sağ stopere ihtiyacı var Beşiktaş'ın bakarsak. Var, var. Yani şu var, Tayyip Tarlak geri dönse bile çok daha tecrübeli bir stopere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani evet. Sadece Tayyip Tarlak'la olacak iş değil bu. O yüzden peki, değişmesi bir, lazım. Peki bir haberimiz daha var Tadiç ile ilgili. Bir getirelim ekrana son durum ne, sonra konuşacağız. Evet, bu transferle ilgili ne söyleyeceksin Kartal Yiğit? Şimdi Dusan Tadiç
ilgilenilen bir oyuncu. Onu söyleyebilirim. Yani Beşiktaş'ın bir ilgisi var. Ama olma ihtimali nedir derseniz ben az bir biraz ihtimal. Zor bir transfer olarak bakılıyor ama. Çok zor bir transfer. Beşiktaş da bunun farkında. Ancak sportif direktör Ceyhun Kazancı, Tadiç'in yetkilileriyle yani yetki sahibi menajerleriyle bir görüşme yaptı kamptan. Şu an itibariyle net bir şey yok. Olma ihtimali ne derseniz zayıf derim. Daha doğrusu yöneticilerle de yaptığım görüşmelerde evet Tadiç'i doğruluyorlar. İsmi geçenlerden biri konuşuluyor ama bize sorarsanız çok zor bir transfer diyorlar. Yanılmıyorsam oyuncu da çok ayrılma niyetli değil. Yani kulübü tarafta Ajax'tan böyle bir talep gelirse ancak o zaman onun dışında bir ayrılma düşüncesi yok. Ya bu tip transferler kolay olmaz. Yani böyle bir isim devamlı oynayan Ajax gibi bir kulüpten bir oyuncu almak öyle çok çok kolay olmaz. O yüzden biraz beklemekte yarar var. Kesin hiçbir şekilde bir transfer %100 olur veya olmaz dememek lazım. Ben olmaz da demiyorum. İhtimalini zayıf görüyorum ama bekleme açısından da eğer Beşiktaş biraz sabrederse bazı şeyler olabilir. Nasıl diyoruz fırsat transferleri? Şimdi Avrupa'da transferler kapandığı zaman bizde daha vakit var Eylül'ün ortasına kadar. Yani evet. O fırsat transferlerden yararlanabilir Beşiktaş. O yüzden acele etmiyorlar onu söyleyeyim ben. Yani çok böyle önemli yıldız da getirme ihtimali olabilir Beşiktaş'ın. O yüzden biraz bekliyorlar o akşam edeler. Pazarı konusu. Tabii. Beşiktaş sever, hele Ahmet Başkan çok sever bu işleri. Evet. Bu konuda para konusu da cimridir. İyi mi yapıyor? Bence iyi yapıyor. Yani kimse kusura bakmasın. Yani popülist yaklaşımların neticesini daha önce gördük. Kulüplerimizin geldiği durumu. Hepsinin borcu almış, aşmış başına gidiyor.